SMA hastası Toprak için hamam yolunda kermes düzenlendi. Baba Reyhan Yavaş konuyla ilgili bilgi verdi. Şimdi biz tabii her şeyi kanunlar çerçevesinde yapmak istiyoruz. O yüzden valilik iznimiz mevcuttur. Valilik iznimizi aldık. Biz de bir kampanya başlattık. Çünkü kendi imkanlarımızda karşılayamayacağımız rakamlar bunlar. Sağ olsun toprağa yardım etmek isteyen çok büyük bir gönüllü grubumuz var. Onlar ellerinden gelenin fazlasını yapıyorlar. Elinden geleni yapıyorlar diyemem yani. Fazlasını yapıyorlar sağ olsunlar. Bu şekilde bir yardım topluyoruz. Peki şu aşamada ne kadar toplanabildi? Belli bir rakam var mı? Daha ne kadar sürecek? Çünkü belli bir kriter olması lazım bebeğin tedavi görmesi için galiba zannedersem. Evet, şu anda yani ilacın etkinliğinin ve bütün her şey, yani nasıl diyeyim, 13,5 kiloyu geçmemesi gerekiyor toprağın. Çünkü 13,5 kiloyu geçtiği zaman hem ilaç etkinliği azalıyor hem de yan tesirleri artıyor. Dolayısıyla biz 13,5 kilo olmadan çocuğumuzun ilacına kavuşmasını umuyoruz. Ve gidişat şu anda %7'deyiz. Çünkü çok aslında büyük bir para. Evet. Yani %7 dediğiniz zaman küçük gözükebilir ama çok kısa dönemde, yani 20-25 günlük süreç içerisinde toplanan para bu. Ve daha yeni yeni biz sesimizi duyurmaya başladık. Herkes toprağı yeni yeni öğrenmeye başladı. Bu saatten sonra daha hızlı olacağını düşünüyorum biz. Ben bu arada tabii diyetisyene gidiyoruz toprağın kilo almaması için. Burada bir kermes yapıyoruz. Bundan sonra devamı gelecek galiba zannedersem. Şimdi Odunpazarı Belediye'mizde Allah razı olsun bize her türlü yardımları yapıyor. Bütün belediyelerimiz de dahil. Odunpazarı Belediyesi bize yer gösterdi. Kermeslerimiz devam edecek. Sürecek. Evet, sürecek. Çünkü yani şu anda 1 lira, 3 lira, 5 lira hiç önemli değil. Her türlü yardıma açığız. Çünkü 1 lira 1 lira toplanıyor. Ne kadar çok kişiye yayılabilirsek, ne kadar çok kişiye toprağın sesini duyurabilirsek bizim için çok önemli. Şimdi burada sürekli kermes olacak mı? Yoksa haftanın belli günleri mi? Şimdi bugünlük biraz hızlı gelişti olay. Fakat pazartesiden itibaren daha programlı, daha aktif olarak sürecek. Eskişehir halkına buradan mesajımız herhalde buraya gelin demek olacak. Ya Eskişehir halkına mesajım lütfen toprağı takip etmelerini istiyorum. Destek olmalarını istiyorum toprağa. Çünkü sonuçta dünyada bir tane de olsa toprağın bir umudu var. Biz de anne baba olarak o umudun peşinden koşmak zorundayız. Çünkü oğlumuzun da sağlıklı yaşama hakkı var. Ve bir ilaç varsa onun da alması gerekir diye düşünüyorum. Herkesten de desteklerini bekliyorum.